Arkadaşlar merhaba. Limit yayınlarının TYT denemesinin tarih sorumu çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. B grubu kitapçığının sorularını çözüyoruz. Son Osmanlı Mebusluklar Meclisi'nin Misak-ı Milli kararlarını alması üzerine İtilaf Devletleri Meclisi dağıtmış ve bazı mebusluları Malta Adası'na sürgüne göndermişlerdir. Bu durum karşısında Mustafa Kemal Paşa Anadolu'daki İtilaf Devletleri subaylarını tutuklattırmıştır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. İtilaf Devletleri Türk milletinin iradesini yok saymıştır. Bir milletin iradesi mecliste temsil edilir. O yüzden de İtilaf Devletleri'nin son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni kapatması Türklerin, Türk milletinin iradesini yok saydıklarını gösteren temel bir unsurdur. O yüzden bir doğrudur. Mustafa Kemal Paşa İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmıştır. Tam tersine Mustafa Kemal Paşa son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapatılması üzerine buna tepki olarak Anadolu'daki İtilaf Devletleri subaylarını tutuklattırmıştır. İtilaf Devletleri ile işbirliği değil, tam tersine İtilaf Devletleri'ne karşı Mustafa Kemal Paşa mücadele etmiştir Anadolu'da. O yüzden ikiyi doğru kabul etmiyoruz. Misak-ı Milli kararları İtilaf Devletleri'nin beklentilerini karşılamıştır. Misak-ı Milli kararları milli sınırlarımız demektir. İtilaf Devletleri'nin beklentileri bizim topraklarımızı paylaşmak üzerineydi. Misak-ı Milli kararlarımızdan İtilaf Devletleri rahatsız olmuşlardır. Zaten bu rahatsızlıklarından dolayı da İstanbul'u resmen işgal edip son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni de kapatmışlardır. Osmanlı Mebusan Meclisi'ni zaten Misak-ı Milli kararları dolayısıyla kapatmışlardır. Yani İtilaf Devletleri'nin beklentilerini karşılamıştır cümlesi yanlış oldu. O yüzden doğru olan sadece birdi. A şıkkı yalnız bir doğru cevabımız oldu. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisi yani vakanüvisiti olan Naima Efendi, devlet için en zararlı durumların uzun süren savaşlar ve devlet adamlarının aralarındaki görüş ayrılıkları olduğunu belirtmiştir. 17. yüzyılın Osmanlı yöneticilerini ve aydınlarını çağın gereklerine göre hareket etmeye çağıran Naima, devrin sosyal değişimleri karşısında modern düşünceye sahip olmuştur. Bu bilgiye bakılarak Naima Efendi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Yöneticiler arasındaki fikir ayrılıklarının devleti olumsuz yönde etkilediğini savunmuştur. Naima Efendi parçada açık bir şekilde uzun süren savaşlar ve devlet adamlarının aralarındaki görüş ayrılıklarının devleti olumsuz yönde etkilediği zaten parçada bize verilmiş durumda. O yüzden de 1'e ulaşabiliyoruz. Yenilikçi ve çağdaş bir dünya görüşüne sahip olduğu Naima Efendi devrin sosyal değişimleri karşısında modern düşünceye sahip olmuştur diyor. İşte modern düşünce yani yenilikçi ve çağdaş düşünce tarzı oluyor zaten. O yüzden de 2'ye ulaşabiliyoruz. Devletler arası barışın sürekli hale getirilmesini benimsemiştir. Naima Efendi'nin devletler arası barışla ilgili bir yorumuna yukarıda yer verilmediği için 3. maddeye ulaşamıyoruz. 1 ve 2 yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. 1 ve 2'ye ulaşabildik. 3. soru. Osmanlı ordusunun en kalabalık bölümünü oluşturan tımarlı sipahileri has, zeyamet ve tımar sahipleri besler ve gereksinimlerini karşılardı. Türk ve Müslümanlardan oluşan tımarlı sipahiler bağlı bulunduğu bölgede halktan topladıkları vergilerle geçinirlerdi. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Tımarlı sipahiler ekonomik yönden devlete yük olmamıştır. Tımarlı sipahiler devlet hazinesinden para çıkmadan tımar topraklarından alınan vergilerle karşılanan askerlerdi. Zaten bu bilgiyi de burada ifade ediyor. Has, zeyamet ve tımar sahipleri besler. Yani bu tımar askerlerini tımar sahipleri, tımarlı sipahiler beslerler. O yüzden de devlet hazinesinden para çıkmayan bir ordudur tımar ordusu. O yüzden de bir doğru bir bilgi oldu. 1'e ulaşabildik. Osmanlı Devleti'nde merkez ordusunun tamamı tımarlı sipahilerden oluşmuştur. Tarih sorularında tamamı, bütün, hepsi gibi kavramlarla karşılaştığımız zaman birazcık daha dikkatli olmak lazım.
Osmanlı ordusunun tamamının tımarlı sipahilerden oluştuğuna dair yukarıda bir bilgi yok. Zaten olamazdı. Ayrıca tımarlı ordusu zaten merkez ordusu da değil. Merkez ordusu demek İstanbul'daki ordu demektir. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da bulunan ordusu Yeniçeri Ocağı'dır, devşirme ordusudur. Osmanlı'daki merkez ordusu Yeniçerilerdir. Tımarlı ordusuysa Anadolu'dan orduya katılanlardır. O yüzden de ikinci bilgiye metinden ulaşamıyoruz. İkiyi almayacağız. Müslüman olmayan unsurlar tımarlı sipahi yapılmamıştır. Türk ve Müslümanlardan oluştuğunu zaten açık bir şekilde parçada söylüyor. Tımarlı sipahilerin Türk ve Müslümanlardan oluştuğunu söylediği için Müslüman olmayan unsurlar tımarlı sipahi yapılmamıştır'ı doğru kabul ediyoruz. 1 ve 3 yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü soru. 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait üzeri işlemeli bronz kılıçlar bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak durumlarından hangileri savunulabilir diyor. Bölgede köklü iklim değişiklikleri oldu. Bölgede köklü iklim değişikliklerine yönelik herhangi bölgenin iklimine yönelik herhangi bir bilgiye bu parçadan ulaşmamız mümkün değil. O yüzden de biri burada doğru kabul edemeyiz. Bölgede yaşayanların metal eşyalardan yararlandığı bronz kılıçlar bulunmuştur maddesinden direkt olarak bölgede yaşayanların metal eşyalardan yararlandığı yorumuna ulaşabiliriz. Bronz kılıçlar metal eşya olduğu için. 3. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bu bölgede yerleşim oldu. Günümüzden 5000 yıl öncesi yaklaşık milattan önce 3000'li yıllara denk geldiği için işte 3000'li milattan önce 3000'li yıllarda bölgede yerleşim olduğunu zaten bu parçadan anlayabiliyoruz. O yüzden de 2 ve 3 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci soru. Yeni Türk Devleti'nde görülen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz diyor. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, tevhid-i tedrisat yasasının kabul edilmesi, anayasal yönetime geçme. Anayasa, devletin nasıl yönetileceğinin belirlendiği, devlet ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen yasalardır. Yukarıda bahsedilenlerde anayasayla ilgili direkt bir bilgi yoktur. O yüzden de cevabımız A şıkkı oldu. Ulusal egemenliği güçlendirmeye çalışıldığını nereden anlıyoruz? Cumhuriyetin ilan edilmesi, cumhuriyet ilanı direkt olarak ulusal egemenlik demektir. Ulus egemenliği mecliste kendini gösterir. Meclisin var olması demek direkt olarak cumhuriyet demektir. Cumhuriyet halkın kendini yönettiği sistemdir. Ulusal egemenlik demek de ülke yönetiminin ulusun elinde olması demektir. O yüzden ulus egemenliği direkt olarak cumhuriyetin anahtar kavramlarından birisidir. Millet egemenliği, milli irade, millet iradesi, ulus iradesi bunlar hep ortak kavramlardır. Cumhuriyetin anahtar kavramlarıdır. Eğitim ve öğretimde birliği sağlama. 3 Mart 1924 yılında ilan edilen Tevhid-i Tedrisat Yasası ile Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretimde birlik sağlanmıştır. Osmanlı'nın son döneminde eğitimin çok parçalı yapısının önüne bu şekilde geçilmeye çalışılmıştır. Dini eğitim, batı tarzı eğitim, yabancı okulların varlığına Tevhid-i Tedrisat Yasası ile hakimiyet altına alınmıştır ve birlik sağlanmıştır. Devletin kontrolüne eğitim sistemi alınmıştır Tevhid-i Tedrisat'la. Laik devlet düzenine geçme, saltanatın gücünü dine dayandırmasının yönünden dolayı saltanatın kaldırılması laik devlet düzenine geçmede etkili olmuştur. Eğitimin ulusallaşmasını sağlama, Tevhid-i Tedrisat Yasası aynı zamanda eğitimin ulusallaşmasını sağlamada da etkili bir unsurdur. Batı yabancı okulların hakimiyetine son verilmesi, bunların sınırlandırılması, yabancı okullara Türkçe öğretmenler gönderilmesi, yabancı okullardaki müfredatın Tevhid-i Tedrisat Yasası'yla devlet tarafından belirlenmesi gibi noktalardan eğitimin ulusallaştığını yani millileştiğini anlayabiliyoruz. Ama anayasal yönetime geçmeyle ilgili yukarıda bir bilgi bulunmadığı için cevabımız A şıkkı oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.